Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, ben de bir kez daha grup toplantımıza hoş geldiniz diyorum ve sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben öncelikle bir kez daha 15 Temmuz günü gerçekleştirilen darbe girişimini kınıyorum, lanetliyorum ve bir kere daha böyle bir süreç, böyle bir gün yaşamamamızı diliyorum. Türkiye halkları, bizler darbe ve antidemokratik rejimlerle yönetilmeyi hak etmiyoruz. Türkiye halkları o gün, 15 Temmuz günü ve onu takip eden günlerde çok acı ve çok zor bir süreç yaşadı. Ben 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve bütün Türkiye halklarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ve darbeye karşı bizlerin bu zamana kadar sürdürdüğü demokratik direniş tavrını bundan sonraki dönemde de kararlı bir biçimde sürdüreceğimiz sözünü yineliyorum. Bizler tarihimiz boyunca, geleneğimiz boyunca darbelere karşı mücadele ederek, darbeler içerisinde demokrasiyi var etmeye çalışarak yürüdük, ilerledik. Dün nasıl hiçbir darbeye boyun eğmediysek, dün karşımıza çıkan junta rejimlerinin, diktatörlüklerin ve darbe dayatmalarının yarattığı yıkımı, yeni yaşamı ve demokrasiyi kurma enerjimizle bertaraf ettiysek, o yıkıntıların içerisinden demokrasi ve özgürlükler iradesini büyüterek çıktıysak, bugün de aynı yoldan ilerleyeceğiz. Bugün her zaman toplantı yaptığımız grup salonuna koridorları, binasının farklı yerleri yıkılmış bir meclisin içerisinden yürüyerek geldik. Yürüdüğümüz o güzergah bugün Türkiye siyasetinin ve içerisinde bulunduğumuz durumun bir özetidir, bir resmidir. Meclise dönük bu saldırıyı ben bir kere daha kınıyorum, lanetliyorum. Eğer bir yerde, bir ülkede sandıklarda halkın oylarıyla ve iradesiyle seçilmiş temsilcilerinin bulunduğu bir mekana böyle gözü kararmış, gözü dönmüş bir saldırı gerçekleştirilebiliyorsa, bu Türkiye'deki, o ülkedeki demokrasinin içerisine düştüğü vahim durumu gösterir. Bizler meclisi bombalayan, halkın iradesini hiçe sayan bu darbeci zihniyetle ve anlayışla, pratikle asla uzlaşmadık, uzlaşmayacağız. Ama bizler bu darbeciliği doğuran, var eden, büyüten ve koşullarını oluşturan iklim ve zeminle de uzlaşmayacağız. Bugün değerli arkadaşlar, Türkiye'de böyle bir darbe girişiminin yaşanması sadece sonuçlarından bakılarak değerlendirilemez. Sadece sonuçları ve sadece hesaplaşma düzeyinde ele alınamaz. Eğer darbeyle ve darbecilikle güçlü, köklü bir hesaplaşma içerisine girmek istiyorsak, darbeyi var eden, darbeyi yaratan koşullarla yüzleşmeli ve hesaplaşmalıyız. İşte Türkiye'de siyasi iktidarlar ve siyaset kurumu tarafından yapılmayan şey budur. Bizler Halkların Demokratik Partisi olarak bu yapılmayanı yapma iradesini ortaya koyuyoruz. Bu yapılmayanı yapma çağrısını iletiyoruz. Darbe koşullarıyla ve darbe zeminiyle hesaplaşmadan bugün darbeyi ve darbecilere karşı yürütülecek operasyon, darbe mekaniğini, bugün karşı karşıya olduğumuz darbe tehlikesini bertaraf etmeye yetmeyecektir. Nedir bu koşullar değerli arkadaşlar? 15 Temmuz darbe girişimine kadar olan kısa süreyi bile ele aldığımızda, değerlendirdiğimizde, bu darbe girişiminin koşullarının siyaset kurumu tarafından, başka bir darbe mekanizması ve zihniyeti tarafından üretildiğini ve oluşturulduğunu görürüz. Dönelim bundan bir yıl öncesine, 7 Haziran'a. 7 Haziran seçimlerinde bütün Türkiye halkları ve siyaset kurumu bakımından bir siyasal uzlaşma zemini doğmuştu. Bunu Türkiye halklarının verdiği oy ve siyasi tercihleri şekillendirmişti.
Herhangi bir merkez değil, saray değil, herhangi bir parti değil, herhangi bir otoriter güç değil. Tas tamam ve doğrudan oy veren, tercih yapan halk Türkiye'deki siyaset kurumunu ve genel siyasi yapıyı bir uzlaşma çerçevesinde, uzlaşma ve demokratik yapılanma çerçevesinde bir araya gelmeye davet etmişti. Bu davet, bu çağrı birileri tarafından görüldü. Bizler tarafından görüldü. Ama birileri tarafından bu çağrı görülmedi, duyulmadı, icabet edilmedi. Tam tersine 7 Haziran seçimlerinde sandıklarda demokratik iradesini ortaya koyan halka, halklarımıza ve onların ortaya çıkardığı iradeye, sonuca karşı bir darbe gerçekleştirildi. Bu savaş uçaklarıyla, tanklarla, toplarla yapılan bir darbe değildi. Tam anlamıyla sivil siyaset merkezinin gücü tek elde toplama ihtirasıyla ve iktidarını pekiştirme ihtirasıyla hareket eden sivil bir siyasi iktidar eliyle bu gerçekleştirildi. 7 Haziran seçimlerinden sonraki süreçte 1 Kasım seçimlerinin dayatılması Türkiye'deki halkımızın, yurttaşlarımızın yaptığı barış, demokrasi ve uzlaşma çizgisinin reddedilmesi anlamına geliyordu. Bunu reddettiler, yerine ne koydular değerli arkadaşlar? 7 Haziran seçimlerinin arifesinde ve hemen sonrasında aslında bunu ifade etmediler, ifade ettiler. Eğer bizleri seçmezseniz, bizi tek başımıza iktidar yapmazsanız kaosu seçtiniz demektir dediler ve 8 Haziran gününden itibaren Türkiye'de sistematik bir biçimde kaos örgütlediler. Bu kaosun sonucu olarak hiçbir siyaset kurumu çalışamaz, işleyemez hale geldi, işletilemez hale geldi. Meclis bunun başında geliyordu. Evet, bugün meclisin bombalanması çok büyük bir saldırı. Tarihte yargılanacak, bugün de yargılanan, hesabı verilmesi gereken bir saldırı. Ama değerli arkadaşlar, geride bıraktığımız bu bir yıllık süre içerisinde meclisin iradesizleştirilmesi, meclisin kötürümleştirilmesi de hafife alınmayacak bir sapma ve bir suçtur. Geride bıraktığımız bir yıllık süre içerisinde demokrasinin gelişme, geliştirilme güvencesi olan meclis kötürümleştirildi, devre dışı bırakıldı. Tek parti, tek adam iktidarı ve vesayeti altında işleyemez hale getirildi. Meclise 15 Temmuz'da bomba atıldı ama meclisin yapısını berhava eden başka bir bomba 2 Mart günü bu meclisin ortasına bırakıldı. Anayasayı ihlal ederek geçici maddelerle işine geldiğini, dokunulmazlığını kaldırıp tutuklamakla, hapsetmek amacıyla bir yasa çıkarıldı. Seçilmiş halk temsilcilerinin sadece siyaset yaptıkları için, sadece söz söyledikleri için, bu siyaset kurumunda demokratik bir biçimde mücadele yürütmekte ve var olmakta ısrar ettiği için cezalandırılması yaklaşımıyla, darbesiyle karşı karşıya kaldık. Bunu geçmiş süreçte Kürt milletvekillerinin tutuklanması ve hapse atılması döneminde de görmüştük. O zamanda da aynı uyarıları yapmıştık. Siyasi iradeye, halkın seçilmiş temsilcilerine ve bu mecliste siyaset yapma ısrarına karşı geliştirilmiş her darbe başka bir darbe doğurur. 90'lı yıllardan o vekilleri tutuklayanlar darbesiz çıkmayı başaramadılar. Darbe gelişti. Darbe mekaniği yıkım, ölüm, gözyaşı ve istikrarsızlık, kaos üreterek bütün siyaset kurumunu felç etti. Ve uzun yıllar o felç olma durumu aşılamadı. Bugün de bakın, yine aynı yoldan gitmekte ısrar eden bir iktidar anlayışı var karşımızda. Meclisin iradesinin içleştirilmesi, HDP milletvekillerini, bizlerin meclisteki varlığını hedefleyen, dokunulmazlığın kaldırılması ve meclisten HDP'nin tasfiye edilmesi operasyonu, darbe girişimi, hareketi başka bir darbe mekaniğini harekete geçirdi. İşte bugün üretilen kaosun,
ve kaostan, şiddetten, çatışmadan beslenen siyasetin trajedisi yaşatılıyor bütün Türkiye halklarına. Bunun yıkımı yaşanıyor dört bir yanda. Böyle olmak zorunda mıydı değerli arkadaşlar? Bunun cevabını dün de çok net verdik, bugün de çok net veriyoruz. Hayır, böyle olmak zorunda değildi. Gidelim yine bundan bir yıl öncesine. Bu darbe mekanizmasının saldırısının düğmesine basıldığı yer, Türkiye'de barış ve demokratik çözüm sürecinin masasının dağıtılması tarihe denktir, paraleldir. Dolmabahçe'de Türkiye'de demokratik bir istikrar ve barış sürecinin sağlanabilmesi için etrafında birleşilen ve uzlaşılan mutabakattan vazgeçen, bunu terk eden, buzdolabına kaldıran, toprağa gömen siyasi iktidar aslında bir taraftan demokrasi iradesini hapsederken darbe mekaniğini serbest bırakmıştır. Darbe mekanizmasının, darbeci kurumların, kişilerin, kesimlerin bütün zincirlerini çözmüş, adeta taşları bağlayıp köpekleri salmıştır. İşte bu bir yıllık süre içerisinde bunun ortaya çıkardığı antidemokratik, otoriter bir rejimin yapılandırılması ısrarına dayanan bir çatışma, şiddet, kaos ve darbe zemini yaşanıyor. O süreçte çözüm masasının devrilmesi, Türkiye'de bir dizi çözülmemiş köklü sorunun yeniden ortaya çıkmasına, yeniden siyaset kurumunu ve toplumsal yaşamı felç etmesine yol açtı. Ama siyasi iktidar sadece bununla yetinmedi. Çözüm masası devrildikten sonra barış iradesi ve çabası yerine savaş ve çatışma siyasetini koydu. Ve geride bıraktığımız bütün süreç boyunca bu çatışma mekanizması, bu şiddet mekanizması kesintisiz olarak çalıştı. Kesintisiz bir tahribat oluşturdu bütün toplumsal yapıda, bütün siyasal yapıda. Ve değerli arkadaşlar, bu dönem içerisinde, bu süreç içerisinde darbeci yapı tam da kurt bulanık havayı sever hesabı, bu bulanık hava içerisinde güç kazandı, kendisini örgütledi. Bir iktidar, bir sivil siyasi darbe mekanizması içerisinde bir junta mekanizması, bir askeri darbe mekanizması kendisini büyüttü. Aslına bakılırsa Türkiye'de bugünkü koşullarda adı konulmamış sivil siyasi darbe bir askeri darbeyi doğurdu. Eğer sivil siyasi iktidar, sivil siyaset gerçek anlamda demokrasiye dayanmazsa, tam demokrasiye dayanmazsa, çatışma, şiddet, baskı ve otorite siyasetinden beslenirse zaten gideceği yer tırnak içerisinde adı konulmamış bir darbe olur ya da bir sivil dikta yönetimi olur. Bu sivil dikta arayışları içerisinde, bu sivil dikta yönetimi arayışları içerisinde bir askeri darbe, bir junta girişimi kendisini besledi ve palazlandırdı. Geride bıraktığımız süreçte Kürt halkının demokratik taleplerine karşı çözümü rafa kaldıranlar tarafından, demokratik ve barışçıl çözümü reddedenler tarafından başlatılan savaş ve çatışma siyaseti, darbecilerin aynı zamanda bu süreç içerisinde örgütlenmesinin temel zemini olmuştur. Bakın değerli arkadaşlar, bugün gözaltına alınan, tutuklanacak denilen, hatta dar ağaçlarında sallandıracağız dedikleri generaller, komutanlar Şırnak'ta, Diyarbakır'da, Hakkari'de sivil halkın ölümüne yol açan operasyonların ve saldırıların sorumlusu. Ama bugün onlar işledikleri insanlık suçlarından dolayı yakalanmadılar. İşledikleri savaş suçlarından dolayı yakalanmadılar. Sadece sarayın, AKP iktidarının yönetimine karşı bir darbe hareketi geliştirdiklerinden dolayı gözaltına alındılar, derdest edildiler. İşte değerli arkadaşlar, bu da Türkiye siyasetinin ve iktidarının Türkiye halklarına dayattığı başka bir trajedidir. Düne kadar Kürt halkına karşı Kürt'ü öldürdükleri zaman ve Kürtleri katlettikleri kadar kahraman ilan ettikleri,
madalya verdikleri, onur nişanlarıyla övdükleri yere göğe sığdıramadıkları o generaller, o komutanlar bugün vatan haini ilan edilmiş durumda. Bugün idam sehpasına götürülmekle tehdit ediliyor durumda. Türkiye siyasetinde eğer demokratik bir ayar yoksa, demokratik ilke ve kriterler yoksa işte böyle olur. Bir uçtan bir uca savrulursunuz. Sizi ilkeler yönetmediği için sadece darbecilere karşı mücadele adı altında, sadece yanınızda yakınınızdakileri hain görerek ve onların ihanetiyle durumu açıklamaya çalışarak bu işten çıkmaya çalışırsınız. Durumu anlatmaya ve izah etmeye çalışırsınız. Ama sorunun kaynağı çok net. Eğer bir siyaseti, bir rejimi demokratik insani kriterler yönetmiyorsa darbe zihniyeti, darbe mekanizması yönetir. İşte bu son bir yıllık süre içerisinde de bütün Türkiye'yi yöneten bu zihniyettir, bu siyasettir. Ve geriye sadece şu kalır. Hangi darbeci hangisini yenecek? Kim kimi yenecek? Kim hakimiyetin hegemonyasını geliştirecek? Ama Türkiye halkları bu iki darbeci ve antidemokratik zihniyete mahkum değildir, mecbur değildir. Bakın bugün o Kürt kentlerini yıkan, orada insanlık suçu işleyen generalleri, komutanları yere göğe sığdıramayanlar bugün aynı zamanda kendi yarattıkları katiller ve kendi yarattıkları suçlular ve darbecilerle karşı karşıya gelmiş durumdalar. Bu da başka bir gerçeğin ifadesidir değerli arkadaşlar. Mazlumun ahını almak iyi bir şey değildir. Mazlumun ahı yerde kalmaz. O katledilen Kürt sivillerinin, kadınlarının, yaşlılarının, gençlerinin, çocuklarının, o Cizre'de, Bodrum'da yakılan, diri diri yakılan insanlığın, vicdanın ahı yerde kalmaz. Bu kadar büyük insanlık suçlarının işlendiği bir rejimde, bir ülkede zulümle abad olunmaz. Böyle bir çatışma ve böyle bir zor ikliminin yaşandığı bir ülkede, bu ülkenin doğusunda, Fırat'ın doğusunda yaşananlara gözünü kapatarak, orada olanları görmezden gelerek, yokmuş gibi davranarak gerçek bir istikrar, gerçek bir yaşam dengesi kurulamaz. Türkiye'de yaşamın ve toplumsal yapının dengesi bozulmuştur. Bizler dengeyi kurmaya çalıştıkça onlar kutuplaştırıcı, ayrımcı ve dengesizce yaklaşımlarla Türkiye toplumunu ve siyaset kurumunu savrulan, dağılan bir mecraya sürüklediler. Eğer bir yerde gözyaşları durmuyorsa, kan durmuyorsa, evler yıkılıyorsa, insanlar sokağa çıkamıyorsa, zulüm almış başını gitmişse, başka bir yerde gerçek anlamda huzurdan, istikrardan söz etmek mümkün değildir. Ve halkının bir kısmına, yurttaşlarının bir kısmına böyle bir yaşamı, böyle bir kıyımı reva gören bir iktidarın da gücü asla ve asla kalıcı değildir, olamaz. O gücü kalıcı hale getirmenin tek yolu demokratik değerlere ve kriterlere sarılmaktır. Buradan güç almaktır. İşte bugün değerli arkadaşlar, eğer darbeye karşı gerçek bir çözüm üretilecekse, hükümet, Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanı çok net bir biçimde şunu söylüyorlar. Evet, darbe geri püskürtüldü ama hala tehlike bertaraf edilmedi. Evet, doğrudur. Bu tehlikeyi bertaraf etmek gerekiyor, edilmesi gerekiyor. Ama bu tehlikenin bertaraf edilebilmesi için demokratik bir yolda birleşilmesi gerekiyor. Darbe tehlikesini bertaraf etmek için Türkiye'de daha fazla zora, daha fazla otoriteye, daha fazla o hal ve sıkı yönetim zihniyetine sarılmak ve sığınmak da darbecilerden çok uzaklaşamamak demektir. Eğer darbeyi gerçek anlamda savuşturmak istiyorsak, darbenin antitezini, yani demokrasiyi inşa etmek zorundayız. Şimdi bugün
siyasi iktidarın izleyeceği yol çok önemli değerli arkadaşlar. Çok büyük bir tehlikeye, çok büyük bir yıkım süreciyle karşı karşıya kaldık. Darbelerden çok çekti, çok yaşadı. Darbeleri görenler de görmeyenler de bu darbelerin mağduru ve hedefi oldu bu topraklarda, bu ülkede. Bizler asla bir darbe rejimine geçit vermeyecek, asla darbecilerin amacına ulaşmasına izin vermeyecek bir siyasi bilinci ve toplumsal duruşu da oluşturmak ve örgütlemek durumundayız. İşin iyi tarafı şu, darbe girişiminde bulunanlar yanlarında halkları, Türkiye halklarını bulamadılar. Bakın sokağa çıkanlardan bahsediliyor sadece ama emin olun sokağa çıkmayanlar da sokağa çıkmayarak, darbecilere destek vermeyerek çok önemli bir sınavdan geçmiştir. Çok önemli bir politik duruş sergilemiştir. Bilinçli, soğukkanlı ve duruşu net bir görüntü, fotoğraf vermiştir. Bu Türkiye halklarının darbe ve junta rejimleri karşısındaki bilinç düzeyinin çok önemli bir aşamaya geldiğini gösteriyor. Ama bizler Türkiye halklarının ulaştığı bu seviyeye siyaset kurumunu da çekmek zorundayız. Siyaset ve iktidar yapısı Türkiye toplumunun, halklarının seviyesinde değil ne yazık ki. Siyaset kurumu her zaman kendisini, iktidar her zaman kendisini halkın, yurttaşın üstünde görür ya, hayır. Bu son darbe girişiminde hiç de öyle olmadığı görülmüştür. Tam tersine siyasi iktidar anlayışı toplumun bilincinden, toplumun olgunluğundan çok daha geridedir. O nedenle bugün iktidar ve siyaset kurumu, bu meclis yapısı bilincini Türkiye yurttaşlarının ve toplumunun darbeye prim vermeyen bilinç düzeyine doğru yükseltmeli ve geliştirmelidir. İşte bu süreç içerisinde bundan sonraki dönemde izlenecek politika hayati bir önem taşıyor. Bakın değerli arkadaşlar, bu kısa 3-4 günlük süreç içerisinde yaşananlar aynı zamanda çok ciddi kaygılara da sürüklemiştir. Bu darbeye prim vermeyen, darbecilerin yanında durmayan halkımızı, halklarımızı. Geride bıraktığımız süreç içerisinde en önemli darbe karşıtı pratiklerinden birisi siyasi iktidarın her gün sokağa çıkma, hatta 10 defa 20 defa sayısını biz bile bilemiyoruz. Sokağa çıkma çağrısı yapılmıştır ama bunun yanında bir basın açıklaması için dahi sokağa çıkan, AKP'li olmayan, AKP'nin çağrısıyla sokağa çıkmayan kesimlerin bu tavrı müdahaleyle, engellemeyle karşı karşıya kalmıştır. Ve bu süreç içerisinde bütün halkımızı kaygılandıran, bizleri kaygılandıran çok ciddi provokasyonlar girişimleri yaşama geçirilmiştir. Alevi mahallelerine, Kürt mahallelerine, Suriyelilerin bulundukları yerleşim alanlarına dönük linç girişimleri, saldırı girişimleri yaşama geçirilmiştir. Yine bu süreç içerisinde kadınların yaşam alanları sokaklarda, evlerinde, iş yerlerinde kabul edilemez düzeyde daraltılmıştır. Bakın darbecileri derdest eden, darbecilere karşı mücadele ettiğini iddia eden kesimler cinsiyetçi hakaretler, psikolojik işkenceye varan tutum ve yaklaşımlarla kendi kimliğini ortaya koymuştur. Bu süreç içerisinde yakaladıkları, ele geçirdikleri askerlere adını anmakta bile, söylemekte, dile getirmekte bile ben zorlanıyorum. Ama kızını, çocuğunu hedefleyen cinsiyetçi saldırılarla yönelme örnekleri yaşanmıştır. Kadınlara dönük darbeyi gerçekleştirenlerin eşlerine, kızlarına dönük asla kabul edilemeyecek ve o sözleri, o zihniyeti taşıyanın mahkum edilmesi ve hesap vermesi gereken hakaretler ve sözlü saldırılar gerçekleştirilmiştir. Bunların her birisi
dört bir yanda bütün alanlarda kadınları, halklarımızı, sarayın ve AKP'nin yanında olmayanları tehdit eden yaklaşımların çok tipik örnekleridir. Ve bizler böyle provokasyon gruplarını, kontrolsüz grupları içerisinde taşıyan bir sokak hareketini her şeyiyle meşru ve makbul kabul edemeyiz. Sokak hareketinin her şeyiyle meşru ve makbul olabilmesi için sokakların herkese açık olması gerekir. Sokaklar sadece AKP ve saray taraftarlarına açık ama demokrasi isteyenlere, tam ve gerçek demokrasi, herkese demokrasi isteyenlere kapalıysa buna demokrasinin zaferi demek mümkün değildir. Bakın günlerdir demokrasinin zaferinden bahsediyorlar. Hangi demokrasi bu? Nasıl bir demokrasi bu? Yıllardır bu memlekette tam ve eksiksiz bir demokrasi mücadelesi yürütülüyor. Geride bıraktığımız bir yıllık süreç içerisinde küçük kırıntı düzeyindeki demokratik haklar bile tırpanlandı, ortadan kaldırıldı. Ve buna karşı bir demokrasi mücadelesi yürütülmeye çalışılıyor bu koşullar içerisinde. Ama darbenin püskürtülmüş olması bu memlekette demokrasinin zaferi olarak sunuluyor. Evet, darbeciliğe karşı, junta girişimine ve hareketine karşı bir zaferdir, bir başarıdır. Ama juntayı yenmek, darbeyi alaşağı etmek demokrasinin kazandığı anlamına gelmez. Bu memlekette 4 tane darbe yaşandı ama hiçbir zaman demokrasi inşa edilemedi. Türkiye halkları, bizler hala bunun sancısını yaşıyoruz. Hala demokrasi inşa edilemediği için bu memlekette birileri çıkıp darbe yapmaya kalkışabiliyor. Eğer bu ülkede gerçek, tam bir demokrasi inşa edilebilseydi, bir grup cuntacı, bir grup darbeci böyle çılgınlıklara girişemezdi. İşte bunun için değerli arkadaşlar, henüz demokrasinin zaferi sağlanmadı. Ama demokrasinin zaferini sağlayabilmek için gerçek bir demokratik yapılandırma ve reform sürecine girilmesi gerekiyor. Ve siyasi iktidar bu süreç içerisinde bir tarafı her gün sokaklara çıkmaya çağırırken başka bir tarafı evini hapsetmekten, sokağa çıkma yasaklarıyla yaşamını hapsetmekten vazgeçmelidir. Bugün herkese demokrasi, gerçek anlamda demokrasinin zaferi anlamına gelecektir. Bakın değerli arkadaşlar, bir taraftan sokağa çıkma çağrısı yapılırken gece gündüz, saat başı, dakika başı sokağa çıkma çağrısı yapılırken Kürt kentlerinde hala sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmayan hiçbir demokrasi iddiası bizleri ikna edemez. Her şeyden önce bu çelişki ortadan kaldırılmalıdır. Bir taraftan halka, yurttaşlara sınırsızca sokağa çıkma yasağı çağrısı yapacaksınız ama diğer taraftan Kürtlere kendi kentlerinde, kendi mahallelerinde kapısının önüne çıkma izni vermeyeceksiniz. Yıkılmış da olsa kendi evlerine girme, gitme izni vermeyeceksiniz. Bugün Şırnak'ta durum budur. Bugün Nusaybin'de durum budur. Bugünkü koşullar içerisinde bu kentlerdeki ablukaların derhal kaldırılması ve o kentlerde halkımızın yaşam koşullarının insani bir biçimde inşa edilmeye başlanması siyasi iktidarın samimiyetini göreceğimiz, ölçeceğimiz ve güven duyacağımız temel noktalarından birisidir. Eğer bu güven inşa edilmezse, eğer herkese demokrasi, herkese eşitlik ve özgürlük ilkesi yaşama geçirilmezse, Türkiye'de kutuplaşma, kamplaşma, gerilim ve dahası darbe tehlikesi ortadan kalkmayacaktır. İşte değerli arkadaşlar, bu koşullar içerisinde bizlerin bu darbe mekanizması ve darbenin karşısında inşa edilmeye uğraşılan antidemokratik rejim karşısında gerçek bir mücadele, gerçek bir özgürlük mücadelesi içerisinde bulunmamız tarihsel bir önem taşıyor.
Geride bıraktığımız süreçler içerisinde yaptığımız çağrıların her birisi reddedildi, duymazdan gelindi, yokmuş gibi davranıldı. Bir kere daha aynı hataya düşülmesin. Bir kere daha ölümcül yanlışlar yapılmasın. Bakın, çözüm sürecini bitirdiler. Sayın Öcalan'a tecrit uygulamaya başladılar. Neyi dediği için? Şunu dediği için değerli arkadaşlar. Sayın Öcalan görüşmeler devam ederken ve müzakereye geçmekte, demokratik çözümde ısrar ederken temel gerekçesi şuydu. Eğer Türkiye'de demokratik bir çözüm sağlanmazsa, bu çatışma durmazsa darbe mekaniği devreye girer ve kimseyi tanımaz, ezer geçer. Darbe mekaniğinin devreye girmemesi için bu çözüm sürecinin başlatılması ve bitirilmesi gerekiyor demişti. Bunu dediği için, bunun sorumluluğunu üstlendiği için bir yıldır darbeye karşı en tutarlı tutumu alan ve darbeye karşı bir yıl önce siyasi iktidarı uyaran birisi tecrit ediliyor. Bir yıldır tecrit altında. Bu iradeyi, darbeye karşı durma iradesini, demokrasiyi geliştirme iradesini hapsederek, tecrit ederek ama bunun karşısında darbecileri özgür bırakarak bu siyasi iktidar hala yol alabileceğini sanıyorsa ölümcül bir hata ve yanlış içerisindedir. Ve bugün Türkiye'de bir siyasi iktidarın ve siyaset kurumunun böyle ölümcül hatalara, yanlışlara düşme şansı, ihtimali, lüksü yoktur değerli arkadaşlar. Bugün bakın, yine geride bıraktığımız süreç içerisinde yaptığımız uyarılardan birisini hatırlatmak istiyorum. Kürt kentlerinde ablukalar, sokağa çıkma yasakları ilk başladığında çok net bir şey söyledik. Dedik ki, askeri kışladan çıkarmayın, tankları şehre indirmeyin. Eğer asker kışladan çıkarsa, tanklar şehre girerse bir daha oralardan çıkmaz. Ve o tanklar bir kere şehre girdikten sonra, bir kere meydanlara indikten sonra freni patlamış gibi aklınıza gelecek ve gelmeyecek her yere dalar ve dağıtır. İşte tankları meydanlara, kentlere indirdiler, yolunu açtılar, tankların frenini patlattılar ve o tanklar bütün kentlerin meydanlarına ve o uçaklar Nusaybin'e bombalama yapsınlar diye izin verdikleri, onay verdikleri uçaklar sadece Nusaybin'i bombalamakla yetinmedi. Bugün geldi meclisi bombaladı. Sur'da halkın evinin içine, Kürt'ün evinin içine top atan tank, İstanbul'da, Ankara'da karşısına çıkan sivilleri ezecek kadar kontrolsüzleşebilir, saldırganlaşabilir. Nusaybin'de havadan bombalayarak biz bu işi çözeceğiz, gerekirse havadan vururuz diyerek kaldırdığınız uçaklar, kalkmasına, bombalamasına izin verdiğiniz uçaklar sonra gelir meclise bombardıman yapar. İşte bunların her birisini, her bir ihtimali bizler dile getirdik ve uyardık. Ve bugün kışlasından çıkan askeri yapı, meydana inen tanklar, meclisi bombalayan uçaklar, siyasi iktidar tarafından yönetilen bir gerilim ve şiddet sürecinin son acı meyvesi olmuştur. Son acı deneyimi olsun. Tek dileğimize, isteğimiz budur. Bu son darbe girişimi bizlerin, Türkiye halklarının yaşadığı son acı deneyim olsun. Ama bunun son bulabilmesi için bizlerin bu süreç içerisinde gerçek demokrasiye ve darbeye karşı tutarlı ve demokratik mücadeleye sahip çıkmamız gerekiyor. Biz buna sahip çıktık diye bu meclis çatısı altında istenmedik değerli arkadaşlar. Bakmayın, hala da istenmiyoruz. Milletvekilimiz, Şırnak milletvekilimiz çok uzun değil, bundan 2 ay önce çıkıp güvenlik kuvvetleri, silahlı kuvvetler sivilleri katlediyor, öldürüyor dediğinde, meclis genel kurulunda bir konuşma yaptığında, vekilimiz de burada bir konuşma yaptığında linç girişimiyle karşı karşıya kaldı. Ondan sonraki süreçte hepimiz, bütün HDP milletvekilleri linç girişimiyle karşı karşıya bıraktı. Dün
şerefli Türk askeri sivil katletmez diyenler, o generaller, o savaşı yürütenler, bizim gururumuz, onurumuzdur diyenler, bugün aynı kişilere etmedik hakareti bırakmıyorlar. Geride bıraktığımız süreç içerisinde meclis çatısı altında da defalarca yaşanabilecek gelişmelerden yola çıkarak uyardık ve bizler demokratik siyasetin gelişebilmesi için, meclisin en etkin şekilde çalışabilmesi için rolümüzü ve sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalıştık. Ama tekçi bir yönetme anlayışına saplanmış iktidar bu çabayı görmedi. Ama ben biliyorum ki bundan sonraki süreçte bu çabayı çoğulcu bir biçimde, Türkiye'de darbelerin yaşanmaması ve demokrasinin geliştirilebilmesi, demokrasinin zafer kazanabilmesi, sanal zaferler değil bakın, gerçek bir zafer kazanabilmesi için bütün siyaset kurumu bir arada hareket etmeyi başarabilir. Bunun yolu da çok açıktır, çok nettir. Nefret dilinden, siyasetinden, çatışma, şiddet, savaş siyasetinden vazgeçmesi gerekiyor siyasi iktidarın. Bu süreç içerisinde kendi egemenliğini, kendi otoritesini pekiştirme, tek parti iktidarı kurma hevesinden vazgeçmesi gerekiyor. Bir parti polis devleti kurma hayalinden, hevesinden vazgeçmesi gerekiyor. Türkiye'de demokratik kurumları işletmesi ve bu kurumların işlemesi için siyasi mekanizmaları ön açıcı olarak devreye koyması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, bu süreç içerisinde kısa zaman dilimi dahilinde yaşananlar ne yazık ki bizlere çok umut vermiyor. Geride bıraktığımız kısa süre içerisinde, çünkü sözünü ettiğim o darbe karşıtı gösteriler ve yürüyüşler içerisinde çeşitli linç girişimleri oldu. Bunların engellenmesi şu an çok hayati bir önem taşıyor. Ama aynı zamanda sokağa çıkan, darbeye ve linç girişimlerine karşı yaşam alanlarını savunan insanlarımıza dönük çok haksız müdahaleler gerçekleştirildi. Birisi HOPA'da tutuklanan 9 genç arkadaşımızdır. Mahallelerine giren linç grubuna karşı tutum aldıkları, demokratik bir tutum geliştirdikleri için gözaltına alındılar ve tutuklandılar. Onların elinde tank yoktu, tank kullanmıyorlardı, silahları yoktu, uçakları yoktu. Onlar darbeci değillerdi. Ama yaşam alanlarını savunmak için ortaya koydukları demokratik bir tutumdan dolayı gözaltına alınarak tutuklandılar. HOPA'lı gençlerin derhal serbest bırakılması gerekiyor. Bu süreç içerisinde yaşam alanlarını, demokratik mevzilerini savunan, koruyan, sokak hakkını savunan bütün yurttaşlarımızın bu hakkının güvence altına alınması gerekiyor. Bizzat siyasi iktidar tarafından yapılması gerekiyor bunun. Herkesin sokak hakkını güvence almasını, altına alması gereken siyasi iktidardır. Halk kendisi iktidar sokağa çık dediğinde çıkan, çıkma sana sokak yasak dediğinde evine hapsedilen bir varlık değildir. Halkı, halklarımızı, yurttaşlarımızı bu şekilde ayrıştırmak ve ayrımcılığa tabi tutmaktan vazgeçmesi gerekir. Bu bir ezme biçimidir siyasi iktidarın. Bakın Cizre'de ne yaptılar? Sokağa çıkma, darbeye karşı sokağa çıkma çağrılarının yapıldığı gün halkımızın kapı kapı evlerini dövüp asker polis tarafından hadi sokağa çıkıyorsunuz diye sokağa çıkmaya zorladılar. Bakın aynı Cizre halkı aylar boyunca sokağa çıkamadı. Zordan dolayı sokağa çıkamayan bir halkı zorla sokağa çıkarmaya çalışan bir iktidar var karşımızda. Halkın iradesi, halkların varlığı siyasi iktidarların oyuncağı değildir. Gel dediğinde gelen, git dediğinde giden, sokağa çık dediğinde çıkan, çıkma dediğinde buna boyun eğen bir güç olarak, bir gerçek olarak görüyorsanız halkı, halktan zaten kopmuşsunuz demektir. Ama bizler halkla devlet, halkla siyaset arasındaki ilişkiyi her durumda demokratik bir biçimde kurmakta ısrar edeceğiz.
Ve bu süreç içerisinde bakın çok çarpıcı başka gelişmeler de yaşandı. Ankara İl Örgütümüz Emek ve Meslek Örgütleri sokağa çıkan gruplar içerisinde yer alan güruhlar tarafından tahrip edilen 10 Ekim anıtına basın açıklaması yapmak üzere gitti. Tek amaçları şuydu: Ankara katliamında aramızdan alınan 10 Ekim barış şehitlerinin anısına sahip çıkmak, o anıtı tahrip eden vahşetle uzlaşmamak ve buna karşı tavrını, demokratik tepkisini ortaya koymak. Ama neyle karşı karşıya kaldı oraya giden, anıta sahip çıkmak için giden arkadaşlarımız, biliyor musunuz? Sizler tabii ki biliyorsunuz. Polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Size basın açıklaması yaptırmayacağız. Sizleri meydanlara çıkarmayacağız. Bu anıtın etrafına gelemezsiniz diyen, o yıkılmış anıtın etrafına bizim kitlemizi sokmayan polisin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Ve aynı anlayış bugün Suruç yıl katliamının yıl dönümünde Amara Kültür Merkezi'nin bahçesine dikilecek anıtı engelliyor, anıt dikilmesine müdahale ediyor. Orada bir basın açıklaması ve anma yapılmasını yasaklıyor. Bakın, bu ülkede darbe yapılabiliyor, katliam yapılabiliyor ama basın açıklaması yapılamıyor. Anma yapılamıyor. Herhangi bir düşünce özgürce ifade edilemiyor. O düşünce iktidarın işine gelmiyorsa, o duruş iktidarın işine gelmiyorsa bunların hiçbirisi yapılamıyor. İşte böyle bir tablo içerisinde bu siyasi iktidar kendisine demokrasi, kendisi için demokrasi ve özgürlük isteyen bir siyasi iktidar, emin olun ki kendi özgürlüğünü, kendi varlık alanını da yitirir. Ama bununla beraber bütün Türkiye halklarının varlık alanını da yok eder. İşte bizler böyle bir yok edici zihniyetle uzlaşmak zorunda değiliz. Biz iki yok edici zihniyetinin birisine taraf olmak zorunda değiliz. Ne bugün inşa edilmeye uğraşılan sivil dikta rejiminin yanında olmak zorundayız, ne de bir askeri darbenin yanında olmak zorundayız. Bizlerin gideceği en net ve açık yol, politik özgürlüklerin, eşitliğin, adaletin ve demokrasinin yoludur. Ve bugün bu yoldan ayrılmayanlar Türkiye'nin geleceğini belirleyecek değerli arkadaşlar. Artık Türkiye'deki bütün egemen klikler halklarımız için bir gelecek sunmuyor. Neresine bakarsanız bakın. Bir tarafta darbeci, cuntacı zihniyet, diğer tarafta tek parti, tek adam, saray vesayetini, diktasını inşa etmeye çalışan zihniyet. Bunların hiçbirisi Türkiye halklarının geleceği olamaz. Bunların ikisi de kendi içerisinde darbe, kriz, çatışma ve kaos üretir. Ama demokrasi ve özgürlükler yolunda, yani üçüncü yolda birleşenler, buluşanlar Türkiye'nin geleceğidir. Bugün saldırıya uğramamızın, bugün iki kesim tarafından da abluk altına alınmamızın temel nedeni de budur. Bizler bu yoldayız ve doğru yoldayız. Her yerde bu üçüncü yolu, bu üçüncü seçeneği büyütmek için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Ne junta ne de sivillikten. Herkese demokrasi, gerçek demokrasi ve özgürlük. İşte üçüncü yolun temel sloganı, üçüncü yolun temel mantığı, anlayışı, zemini budur. Evet, bu yol üçüncü yol. Zorlu bir yoldur. Ama biz bu zorlu yollardan geçerek bugünlere geldik. Ve önümüzdeki süreçte demokrasi ve özgürlükler yolunda birleşenler, darbeci ve diktacı zihniyete karşı çok daha kararlı ve güçlü bir mücadele yürütmek zorundadır. Bakın, yarın öbür gün darbeye karşı, darbecilere karşı mücadele adı altında çok kapsamlı baskı operasyonlarıyla, siyasi saldırılarla karşı karşıya kalabiliriz. Bugün binlerce insan tutuklandı. İlgili, ilgisiz,
Bütün insanlar bir torba dava ve operasyonun içerisine dahil edilmeye çalışılıyor ve Türkiye bu anlayıştan da çok çekti. Basın organları, haber siteleri yasaklandı. Gazeteciler, basın kurumları gözaltı tutuklama tehdidiyle karşı karşıya ve yarın öbür gün çok daha kapsamlı başka saldırılarla da karşı karşıya kalabiliriz. İşte bu saldırılar karşısında bizler bağımsız gücümüze dayanarak, öz gücümüze dayanarak tam demokrasi ve özgürlükler mücadelesinin gücüne dayanarak her koşulda yürümeyi başaracağız. Bu zamana kadar nice darbelerin, nice kıyımların, zulmün ve saldırıların içerisinden geçerek, inadına yürüyerek, inadına taleplerimizden ve mücadelemizden vazgeçmeyerek bugüne, bu noktaya geldik. İşte bugün bir tarih yazılacaksa demokrasi için, gerçek demokrasi için direnenler tarafından yazılacak. Eğer bugün bir tarih yazılıyorsa herkese demokrasi isteyenler, bizlere demokrasi isteyenler bu tarihi yazıyor ve yazacak. İşte değerli arkadaşlar, bu önemli ve tarihsel süreçte bizler hem kısa dönemli acil mücadele programımızla hem de kalıcı radikal bir demokrasi programıyla, köklü bir reform programıyla kararlı bir biçimde yol almaya devam edeceğiz. Acil alınması gereken tedbirler konusundaki görüşlerimizi paylaştık. Bir kere daha bunları sizlerle paylaşmak istiyorum ben değerli arkadaşlar. Darbeyle gerçek anlamda hesaplaşmak istiyorsa siyasi iktidar, her şeyden önce darbe kurumlarıyla, kendi içinde süren, devam eden ve korunan darbe kurumlarıyla hesaplaşmalı ve bunları ortadan kaldırmalıdır. Darbe karşıtlığını buradan anlayacağız. MGK dağılmalıdır, dağıtılmalıdır. Cumhurbaşkanı bakın, darbeyi savuşturdum, darbeyi bitirdim, MGK toplantısı yapacağım, bundan sonra darbeye karşı yol haritasını belirleyeceğim diyor. Böyle bir darbe karşıtlığı olabilir mi? Milli Güvenlik Kurulu bir darbe kurumudur. Her şeyden önce Milli Güvenlik Kurulu'nu dağıtacaksın. Bir darbe kurumunda darbeye karşı mücadele edilmez. Darbe kurumu olan YÖK ve daha başkaca darbe yapılanmaları dağıtılmalı, kaldırılmalıdır. Genelkurmay Başkanlığı, askeri yapı, sivil yönetime devredilmeli, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmalıdır. Ve bu süreç içerisinde, dün de eş genel başkanımız Selahattin Bey'in ifade ettiği gibi, meclis çatısı altında bulunan bütün siyasi partiler ve liderlerle birlikte başbakanın çağrısıyla bir liderler zirvesi toplanmalı ve önümüzdeki sürecin acil ve dönemsel yol haritası belirlenmelidir. Eşit katılımlı bir biçimde darbeyi araştırma komisyonu teklifimizi verdik. Bu komisyon kurulmalı ve titiz bir biçimde çalışmalarını sürdürmelidir. Meclis bu darbeye karşı mücadele, darbenin bertaraf edilmesi sürecinde etkin ve merkezi rol oynamalıdır. Meclis darbeye karşı mücadelenin tek merkezi ve etkin merkezi olmalıdır. Meclisin devre dışı bırakılmasına, atıl bir pozisyona çekilmesine izin verilmemelidir. Bu süreç içerisinde biliyorsunuz geride bıraktığımız dönemde çok ciddi yasalar çıkarıldı. Kapsamlı antidemokratik yasalar çıkarıldı. Askere dokunulmazlık yasası bunlardan birisiydi. Askere dokunulmazlık yasası derhal iptal edilmeli ve geri çekilmelidir. Parlamenterlerin, milletvekillerinin sadece siyaset yaptıkları için dokunulmazlıklarının kaldırıldığı bir ortamda tankı, silahı, uçağı elinde tutanların dokunulmazlığının olması asla ve asla kabul edilemez. Bireysel silahlanma çağrıları yapılıyor değerli arkadaşlar. Çok ciddi risk ve çok ciddi bir iç savaş tehdidini, olasılığını içerisinde barındıran bir çağrı ve söylemdir bu. Sivil siyaset ve siyasi iktidar bu tip dönemler içerisinde kendini yitirmek ve çılgınca söylemler ve önerilerle hareket etmek lüksüne sahip değildir. Bugün bireysel silahlanma çağrısı yapmak yerine silahsızlanma çağrısı yapılmalıdır. Silahların bırakılması, iktidarın da silahlarla siyaset yapmaktan vazgeçmesi gerekir. Bu koşullar içerisinde barış ve antimilitarist
bir siyasi çizginin siyasi iktidar ve bütün siyaset kurumu tarafından benimsenmesi ve güçlü bir biçimde savunulması gerekir. Bu silahlanma, bireysel silahlanma çağrısı yapanlar yarın öbür gün doğacak risklerin, çatışmaların ve iç savaş tehdidinin de sorumlusu ve müsebbibi olarak bulurlar kendilerini. Bakın diğer taraftan idamı yeniden getirelim tartışmaları yürütülüyor. Cumhurbaşkanı eğer parlamento onaylar karar verirse ben de onaylarım diyor. Böyle bir zihniyet olabilir mi? Darbe karşısında demokratik zafer kazandığını iddia eden bir iktidar söylüyor bunu. Nerede kaldı sizin demokratlığınız? İdamı savunan, en temel yaşam hakkı ihlalini ihlal eden bir siyasi çizgiye geldiyseniz darbecilerden farkınız kalmamış demektir. Cumhurbaşkanı diyor ki ben onları yıllar boyunca beslemek zorunda değilim. Bu söz size birisini hatırlattı değil mi? 80 cuntacılarından Kenan Evren. Ne farkınız var? O da asmayıp da besleyelim mi diyordu. Şimdi bu sözlerin söylenmesi tesadüf değil. Bu sözlerin birbirine bu kadar benzemesi, birbirinin aynısı olması tesadüf değil. Ama bizler artık bu kesişmenin sivil siyasetle darbeci zihniyet arasındaki bu kesişmenin kökten radikal bir biçimde ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Sivil siyaset demokratik siyasete dönüştürülmelidir. Sadece sivil olması, silahının, tankının, topunun, herhangi bir askeri kurumunun olmaması o sivil siyaseti demokratik yapmaz. Sivil demokratik bir siyasi zihniyetin artık bu ülkeyi yönetmesi gerekiyor. O nedenle değerli arkadaşlar, gerek bireysel silahlanma çağrıları, gerekse idam çağrıları asla ve asla kabul edilebilecek şeyler değildir ve bu süreç içerisinde siyasi sorumlulukları olanların bu söylemlere yönelmesi tarihsel hatanın ötesinde büyük ve tarihsel suçların işlenmesi anlamına gelir. Sokaklarda darbeye karşı gösteri adı altında bu gösterileri suistimal edenlere karşı etkili tedbirler geliştirilmeli ve bu provokasyonların önüne geçilmelidir değerli arkadaşlar. Risk hala bertaraf edilmedi diyorsak bu risk de görülmeli ve bertaraf edilmesi için bütün tedbirler alınmalıdır. Ve bu süreç içerisinde yine biraz önce ifade ettiğim gibi herkesin sokak hakkı siyasi iktidarın güvencesi altında olmalıdır. Herkes sokağa çıkabilmelidir. Bizler her koşulda sokağa meşru görüyoruz, sokağa hak görüyoruz. Bu hak bugün siyasi iktidar tarafından tanınmıyorsa onun darbe karşıtlığından şüphe ederiz, onun darbe karşıtlığına güvenmeyiz. Ve bugün bu güvensizliğimizi ortadan kaldıracak olumlu ve yapıcı bir adım atmadılar ne yazık ki. Ve aynı zamanda değerli arkadaşlar, gözaltına alınan insanların, darbe girişiminde bulunanların ne olursa olsun temel insan hakları güvence altına alınmalıdır. İnsan onuruna aykırı işkence, kötü muamele gibi süreçlerin muhakkak önüne geçilmeli ve bu örnekleri yaratanlar hakkında etkin bir soruşturma başlatılmalı ve soruşturulmalıdır. Her koşulda işkence, kötü muamele, onur kırıcı hareketler bizim hiçbir biçimde uzlaşmayacağımız ve uzlaşmayacağımız yaklaşımlardır ve saldırılardır. Bu dönemde değerli arkadaşlar, Türkiye'de kriz unsuru olan siyasi istikrarsızlığın kaynağında, temelinde duran bir dizi sorunun çözümü için etkin adımlar atılmalıdır. Bakın, barış ve demokratik çözüm sürecinin yeniden başlatılması artık bir hayat memat sorununa dönüşmüştür. Bir yıl boyunca demokratik çözüm ve müzakere masası dağıtıldığından ötürü yaşanan bu kaos ve krizi ortadan kaldırmanın tek yolu o masayı kurmak ve müzakereleri derhal başlatmaktır. Ve bu müzakerelerin tarafı olan Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrit kaldırılmalıdır. Ziyaret engeli kaldırılmalıdır değerli arkadaşlar. Bakın, ailesi ve avukatları dahi
İmralı'ya gidemiyor, görüşme yapamıyor. Bu hala Türkiye siyasetinde çözüm bekleyen kritik hayati sorunlardan birisidir. Darbeleri ortadan kaldırmak istiyorsak, darbe mekanizmasını devre dışı bırakmak istiyorsak, onun beslendiği zemini temizlememiz gerekir. Yolu temizlememiz gerekir. İşte bu yolu temizlemek, demokratik bir biçimde, çözüm odaklı bir biçimde temizlemek görevi, siyasi iktidarın görevidir. Yine değerli arkadaşlar, Kürt kentlerindeki ablukalara artık derhal son verilmelidir. Orada işlenen insanlık suçları etkin bir biçimde soruşturulmalıdır. Tutuklanan, yakalanan generaller, komutanlar, insanlık suçluları sadece darbecilikten dolayı değil, Kürt halkına karşı işledikleri suçlardan dolayı yargılanmalıdır. Eğer böyle bir yargılama olacaksa gerçek anlamda bir adaletten bahsedilebilir. Eğer sadece darbe girişiminden yargılanacaklarsa yine siyasi iktidar kendine adalet istiyor demektir. Ama sadece kendine adalet isteyen, sadece kendine demokrasi isteyen yarın öbür gün adaleti de demokrasiyi de bulamaz. Bunu unutmamaları gerekir. İşte bugün adalet ve demokrasi zemininin herkese lazım olan bu iki gücün yitirilmemesi için adaletin ve demokrasinin herkese sağlanması ve uygulanması gerekiyor. Siyaset tutsaklar, bakın, bu gibi kriz dönemlerinde en büyük tehdit ve saldırıyı yaşayan kesimlerdir. Bu süreç içerisinde siyaset tutsakların tahliyeleri yasaklandı arkadaşlar. Darbe döneminde yaşanan örneklerden birisidir. Tahliye günü gelse bile tahliye olamıyor, çıkamıyor. Avukat görüşü yapamıyor, aile görüşü yapamıyor, arkadaş görüşü yapamıyor. Siyasi tutsaklar üzerindeki bu baskıya derhal son verilmelidir ve bu süreç içerisinde siyasi tutsaklarında siyasi tavırlarından, tutumlarından ve düşüncelerinden dolayı tehdit altında tutulma durumlarına son verilmelidir. Kutuplaştırma söylem ve dilinden mutlaka ve mutlaka uzaklaşmak gerekir değerli arkadaşlar. Dün Cumhurbaşkanı yaptığı bir röportajda yine Türkiye'de gerilimi artıracak ne yazık ki başka bir söze imza attı. Türkiye'de darbe girişimi olmuş, meclis bombalanmış, yüzlerce insan yaşamını yitirmiş, cenazeler kaldırılmış, yas daha devam ediyor ve darbe daha bertaraf edilememiş siyasi iktidarın söylemiyle. Cumhurbaşkanının tek konusu, en önemli vurguladığı konulardan birisi, Taksim'e top çıkışlasını yaptırmak. Ve diyor ki isteseler de istemeseler de top çıkışlasını o Taksim'e yaptıracağız, diktireceğiz. Defalarca bu söylem ve yaklaşımın Türkiye halklarında yarattığı gerilim bilinmesine rağmen, ayrıştırıcılık, kutuplaştırıcılık bilinmesine rağmen bir ülkenin cumhurbaşkanının böyle bir söylemle bu kritik süreçte konuşması, hareket etmesi kadar akla zarar bir yaklaşım yoktur. O nedenle dilin ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ve gerilim üretici bir dil olmaktan çıkarılması gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu süreçte siyasi iktidarını pekiştirmek, o iktidarın ve gücün büyük görkemli şatafatlı sembollerini, binalarını, anıtlarını dikmek gibi bir yere saplanmak asla sorumlu bir siyasi yaklaşım değildir. Bütün Türkiye halklarına zarar verir. Bu süreç içerisinde değerli arkadaşlar, halkın siyasete katılımının ne kadar önemli olduğu bir kere daha görülmüştür. Halk, seçmen, yurttaşlar öznedir, özne. Kuyruk değildir, eklenti değildir. Sokağa çağırınca çıkan, kapıları kapatınca hapsedilen bir varlık ve güç değildir. Bugün siyasi iktidar darbeye karşı bir siyasi kriz döneminde halkı, seçmenleri sınırsızca sokağa çağırıyor. Ama bu çağrıyı yapan siyasi zihniyet aynı zamanda halkı doğrudan siyasete katmanın kapılarını da açmalıdır. Biz yıllardır bunu söylüyoruz. Halk sokağa çıkıyor, halk sokağa çağırıyoruz ama halk doğrudan kendi yaşam alanlarından kendi kendisini yönetebilecek bir katılım mekanizmasına kavuşmalıdır diyoruz.
bu meclisi savunan, darbeye karşı çıkan, halk iradesini kendi kendisine yönetemeyecek bir varlık olarak görmek, demokrasi zihniyetine ulaşamamak, bu zihniyetle buluşamamak anlamına gelir. İşte bu süreç içerisinde halkın bütün yerel alanlarda doğrudan yönetime katılmasının önünü açacak idari reformların da hızla yapılması gerekir. Bütün yurttaşlarımızın kendi bulundukları kentlerde siyasete doğrudan katılabileceği, kendi kendisini yönetebileceği, öz iradesini, kimliğini, kültürünü ve tercihlerini yansıtabileceği mekanizmaların kurulması gerekir. Ve bunun devamında da yeni, demokratik, çoğulcu ve katılımcı bir anayasanın hep birlikte yapılması için yola çıkmak gerekir. Yeni bir anayasayla, demokratik bir anayasayla Türkiye'deki köklü sorunları, darbenin beslendiği antidemokratik zemini bertaraf etmemiz ve yeni bir Türkiye'yi, demokratik bir cumhuriyeti, halklarla buluşmuş bir devlet anlayışını oluşturabilmemiz mümkündür. Bugün sadece devlet için, sadece iktidar yapısı ve mutlak bir iktidar arayışı için değil, demokratik bir cumhuriyet, demokratik bir yaşam için halkların iradesini en güçlü biçimde ayağa kaldırması gerekir. Bizler bu zorlu günlerde, bize dayatılan bütün baskılara rağmen, bütün baskılar karşısında her yerde yeni bir yaşamı inşa edebilmek için, demokrasinin kurucu gücü olabilmek için bütün örgütümüzle, bütün halklarımızla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Korku iklimiyle halkımızda seçeneksiz olmadığını bilsin ve bir kere daha kendi seçeneğine inansın. Bizim seçeneğimiz ve bizim yolumuz ezilen halkların, işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin demokrasi ve özgürlükler yoludur. Ve bu yolda geniş bir demokrasi ve özgürlükler blokuyla, saflaşmasıyla en güçlü şekilde harekete geçmenin ve birleşmenin zamanıdır. Bizler demokrasi ve özgürlükler etrafında birleştiğimizde darbecilerin ve diktacıların ne kadar küçük olduğunu çok daha net olarak göreceğiz. Demokrasi ve özgürlük, gerçek demokrasi ve özgürlük direnişi bütün dikta ve darbe anlayışından daha büyüktür, daha güçlüdür çünkü. Ve bu gücü uyandırmaya, bu gücü harekete geçirmeye çağırıyorum hepinizi. Yeniden saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.